Merhabalar değerli dostlar. Edebiyat Kokusu'ndayız. Edebiyat Kokusu'nda bu hafta, bu akşam çok değerli iki konuğum var. Aynı zamanda çok değerli iki abim. Şair Furkan Çalışkan, İtibar Dergisi Yazı İşleri Müdürü ve şair Mustafa Akar. O da İtibar Dergisi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ben programa başlamadan önce Furkan abinin son kitabını şöyle göstereyim. Hayırlı olsun abicim. Savunma Sanatları Profil Yayınlarından çıktı. Duman Üstünde ne zaman oldu tam olarak? Yani bir ay olmadı. Bir ay olmadı. Bir ay olmadı henüz. Şöyle göstereyim. Sık sık da program boyunca bahsedeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi dışarıda malum yoğun bir siyaset gündemi var. Tabii bu siyaset gündeminden uzaklaşıp, çünkü 3-4 haftadır bu şekilde sürüyor. Edebiyatın o yoğun gündemine gelelim isterseniz. Furkan abi sizden başlayayım. Nasıl gidiyor? En son bir yıl önce herhalde seni konuk etmiştim. Galiba bir yıl Bir olmuştur. yıl olmuştu. O zamandan beri İtibar Dergisi bayağı bir yol kat etti. Ben Anadolu'daki üniversiteleri dolaştığım zaman da orada öğrencilere ne okuyorsunuz, edebiyat dergisi falan, direkt İtibar diyorlar. İtibar Dergisi büyük bir ses getirdi Türkiye'de. Belki de Varlık Dergisi'nin bir zamanlar yaptığı şeyi yaptı, belki de üstüne çıktı. Çünkü Varlık Dergisi herkes mi kucaklamıyordu açıkçası, bir zamandan eleştirisini yaparsak. İtibar bunu da kırdı. Nasıl gidiyor İtibar'da işler? İtibarlı işler yoluna gidiyor. Yoğun gidiyor. Senin de bahsettiğin gibi zaman zaman bazı dergiler bunu yakalayabiliyor. Ciddi derecede bir okur kitlesine sahip olabiliyor. İşte düşün, dönemin Mavera dergisi, sonra Ülkü Tamer'in yönetiminde çıkan Milliyet Sanat dergisi, bir zamanların Varlık dergisi gibi. İtibar şu anda tam edebiyatın merkezinde ve hiç kimsenin tahmin etmediği bir okuyucu oranına sahip. Ve bunu hani popüler kültür enstrümanlarını kullanarak da yerine getirmiyor. Sahici ve samimi bir okur kitlesi var. Yani itibarla ilgili önümüzdeki süreçte de başka güzel planlarımız var. Bunları da Değil mi? şimdiden Sürprizler söylemeyeyim. var. Sürprizler var. Mustafa abi, siz de İtibar Evet. Dergisi'ndesiniz. Siz oradaki ambiyansı ve İtibar Dergisi'nin Türkiye'de yakaladığı başarı diyeceğim. Bu başarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İtibar Dergisi Furkan da söylediği gibi birincisi klas dergi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İtibarım itibarı vardı geçen yıldan aklımda kalan. Evet, öyle bir motto söyleyebiliriz. Dediğiniz dergiler doğru. Fakat itibar her şeyden önce geldiği dergi geleneği itibarıyla bir geleneğe de yaslanıyor. Ve o geleneğin bir devamının olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda İtibar bir kadro dergisi. Kendi kadrosuyla edebiyata söyleyeceği bir şeyin olduğunu iddia eden bir dergi. Dolayısıyla biz bir iddia ile yola çıkıp Allah'a şükür bu iddiayı da gerçekleştirmiş bir kadroyuz. Her şeyden önce itibarın bir de bir kitap yayını politikası var. Bu itibardan önce de vardı. İlk önce Birey yayınlarıyla, daha sonra Birun yayınlarıyla, şimdi de Profil yayınlarıyla İbrahim Tenekeci'nin editörlüğünü yaptı. Böyle ciddi bir şey oluştu. Perspektif oluştu. Bir tarafta 90 kuşağının Ekol şairleri, gibi diyebilir miyiz? kesinlikle ekol gibi diyebiliriz. Bir tarafta 90 kuşağının şairleri, 2000 kuşağının öne çıkan şairleri toplu halde bu editöryel faaliyetin içerisinde bir görünüm sunuyorlar, görünüm arz ediyorlar. İtibarın bir de böyle bir ayağı var. Yani bir enstitü gibi de çalışabiliyor. Orada Enstitü gibi ön plana demeyelim çıkan. de, enstitü gibi demeyelim de bu dergi içinde yazan şair ve yazarların aynı zamanda kitap yayınını da diyelim üstleniyoruz. Bununla ilgili de şimdi Profil yayınlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Orada da itibarda yazan şair ve yazarların kitap yayını da ortaya çıkıyor. Ama burada önemli bir şey var. Hem 90 kuşağının hem de 2000 kuşağının dediğim gibi öne çıkan şairleri ve öykücüleri böyle bir toplu görünüm veriyorlar. Buradaki bu editöryal faaliyet hem dergi anlamında hem de yayıncılık anlamında birbirini tamamlıyor. İşte ekol olması öyle bir şey. Burada şimdi başta dedik, hiç Türk Edebiyatı'nın alışık olmadığı bir dergi profiliyle, yani okunma oranından bahsediyorum, ortaya çıktı ve şu an yürütüyor işte İtibar Dergisi. Bu ekolün altyapısındaki kalite ne kadar? Yani siz 90 ve 2000 kuşağı dediniz. Ortaya nasıl bir şiir, şair, öykücü prototipli çıkıyor? Şimdi bir defa ekolün ne olduğunu anlamak lazım, o prototipin ne olduğunu anlamak için. Biz dediğim gibi
bir dergi geleneğinden, bir ekolünden, bir dergi ekolünden geliyoruz. Furkan da bahsetti. Dolayısıyla burada bir takım dergi isimlerini anmak lazım. O da nedir? Büyük Doğu dergisiyle başlayıp Diriliş dergisiyle devam eden Mavera'yla, Dergah dergisiyle ve en son itibara bağlanan bir Anadolucu, yani bu tırnak içinde muhafazakar bir dergi ekolünden bahsediyoruz. Bu dergi ekolünde bir takım edebi mimarları var. Şimdi o dergide hakkında yazılar çıkan, yazılarda atıfta bulunan isimleri gördüğümüz zaman o ekolün de nereye yaslandığını göreceğiz. Dolayısıyla öyle bir şeyler dolaşıyor Twitter'da. Diyor ki mesela itibar Nurettin Topçu'nun makamıdır diyor bir arkadaş. Öyle bir tweet atmış. Çok doğru, güzel bir şey söylemiş. Dolayısıyla işte Nurettin Topçuların, Mustafa Kutluların, İsmet Özeller'in, Cahit Zarifoğulların, Sezai Karakoçların adının sıkça anıldığı bir dergi itibar dergisi. Dolayısıyla yaslandığı gelenek de, yaslandığı ekol de böyle bir gelenek, böyle bir ekol. Ve ortaya çıkan şair ve yazarlar da dolayısıyla o ekolü, o izi sürdüren isimler. Mesela Türk Edebiyatı'nın çok kötü günler geçirdiğini defalarca zikretti. Büyük isimler olsun edebiyat programlarında ve klişe olmuş bir şeydir. Popüler kültürün içinde çok kötü durumda nitelikli edebiyat. Şu andaki İtibar Dergisi'nde yazanlar, mail kutunuza bayağı mail geliyor. 300-500 tane günlük. Nasıl buluyorsunuz? Yani kalite, o dokun nasıl boyutta? Yani açıkçası ben o söylemleri çok da anlayamıyorum. Yani bu şey gibi, bir dönemin popüler klişesi vardı. Şiir öldü. Bu insanlara çok mu cazip geliyordu ya da neden bunu söylüyorlardı bilmiyorum ama bunlar artık çok ezberlenmiş replikler. Türkiye'de nitelikli edebiyat yok. İşte şiir öldü. Öykü can çekişiyor. Hayır, belki de bunu söyleyenler öldüler ve bunun farkında değiller. Yani şu anda sadece itibarı baz alırsak dahi, ki başka çok kıymetli dergiler ve çok iyi yayınlar var. Çok hareketli bir edebiyat ortamı var Türkiye'de. Özellikle batıdaki muadilleriyle kıyasladığımız zaman yani Türkiye'nin bu konuda ne kadar canlı bir ülke olduğu gözükür. Şimdi itibara gelirsek, hani bazıları derginin ismini çok farklı şekilde anlamayı tercih ettiler ama derginin adının itibar olmasının da bazı anlamları vardı. Çünkü bu ülkede halen ısrarla ve çok iyi edebiyat yapan çok büyük yazarlar ve şairler var. Ve bunlar bir şekilde bu yeni medyanın, bu kakofonun içerisinde biraz geri çekilme ihtiyacı duymuşlardı. İtibar, işte bunlar itibarlı isimler ve bizim aslında itibar etmemiz gereken yer burası diyerek biz bir platform, bir çatı, bir ocak tüttürmeye amaçladık. Yani itibarın... İşte bunların isimleri hani Cevdet Karal'dan, evet. Osman Konu'a, bunların hepsi... Aynen. Süleyman Çobanoğlu. Süleyman Çobanoğlu, bunların hepsi edebiyat dünyasında karşılığı olan isimler. Tabii hepsinin çok ciddi okuyucu karşılığı vardır. Hem okuyucunun çok gençler ötesinde... var, hem bu Furkan'ın dediği çok önemli isimler var. Yani evet. Bu anda perspektif çok önemli bu açıdan. Yani yapılmamış bir şey dediğimiz noktası tam da burası. Yani hem kendi kuşağını etkileyen isimler bunlar, hem onlardan sonra gelen kuşağı etkilemiş isimler. Yani etkileşim alanları yüksek isimler bunlar. Artı bir şey de atlamayalım, hani 90 kuşağı bu derginin temelinde, 2000 kuşağı bu derginin lokomotifi. Bir de artık 2010 kuşağı da itibarda ortaya çıkmaya başladı. Çünkü ilk defa itibarda şiir yayınlayan, şiirleriyle var olan neredeyse ona yakın şair. 92-93 doğumlu tabii, isimler bunlar. Bunlar çok genç isimler. Liseyi yeni bitirmiş, üniversiteye daha yeni başlamış. Ortaya çıkmaya başladı. Ve biz bunların, yine Mustafa'nın biraz önce belirttiği gibi, sadece şiirlerini basmakla kalmıyoruz. Bu arkadaşların ileride kitaplaşmalarını da, yani kitaba gitmelerini de sağlıyoruz. Mesela yakın zamanda benim kitabımla birlikte çıkan Muzaffer Serkan Aydın bu isimlerden bir tanesi. İlk kitabı. Yani ilk defa itibarda şiir yayınlamaya başladı. Yani 90 doğumlu, üniversiteyi bitirmiş. Ve ilk defa şiirleri itibarda yayınlamış, başka bir dergide değil. Ve kitabı da biraz önce bahsettiğim o editoryal faaliyet sonucu profil yayınlarından çıkmış. Evet. Çok önemli bir şey. Yani bir, mesela 90'lı yıllarda bunu Dergah dergisi yapıyordu. Yani 90 kuşağının ortaya çıktığı yer Dergah dergisiydi. Bu konuda bir merkez dergiydi. Şimdi 2010 kuşağını da biz artık itibarda görmeye başlayacağız. Ki 2000 kuşağının da asıl kemikleşmesi, yine asıl karakterini olacak, kazanması da yine itibar vesilesiyle oluyor. Şimdi orada çok önemli bir şey var. Şimdi çok önemli isimler var. Mesela Atasoy Müftüoğlu, İhsan Fazlıoğlu. Yani yukarıdan aşağı geliyorum. İbrahim Paşalı. Bunlar sadece düz yazı yazan isimler. Yani itibarın fikriyat ayağı. Şimdi bu isimleri de itibar dergisi haricinde başka bir yerde göremeyeceğiniz isimler. Yani Atasoy abi belki yer yer başka dergilere ürünler veriyor ama işte itibara düzenli yazıyor. Şimdi Şubat ayından itibaren Leyla İpekçi
itibarda yazmaya başlayacak. Dolayısıyla hani sadece şiir ve edebiyat değil, fikriyat ayağı da yine itibara toplanıyor. Şimdi bu da dediğiniz gibi Büyük Doğu'ya ve Diriliş'e yaklaştırıyor biraz daha itibarı. Edebiyat dergisinden tamam. Şimdi şöyle, tabii ki bir ekol anlamında zaten bizim ilk önce kadro sonra ekolleşme dediğimiz şey tam da böyle bir şey. Yani şimdi bir kadroya yola çıkarsınız ama kadro dergilerinin temel sıkıntısı bir noktadan sonra o kadronun sizi bırakmasıdır. İşte Kayıtlar Dergisi'nde mesela atıyorum yani tırnak içinde. Sonra yeni dergiler ortaya çıkar. Tabii farklı isimler ortaya çıkar. Fakat burada yaşını aşmış isimlerle yaşını aşmaya yaklaşmış isimler ve daha yaşını almamış isimler bir arada. Yani ekol olmasının en büyük sebebi bu. Bir de garip bir şekilde yani böyle bir çağda işte 3000-3500 basıp işte birinci ve ikinci sayısı, ikinci baskıyı yapan nadir dergilerden birisi itibar. Normalde belki bir 30 sene öncesine göre 3500-4000'lik satışlar iyi rakamlar değildir. Yani 15.000 satan dergilerin olduğu bir ülkeydi aslında. Ama sosyal medya, televizyon, internet falan filan bir anlamda o şeyi öldürmüş, satış rakamını öldürmüş. Ama şöyle düşünmek lazım, işte üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ya da işte hemen ona geçmiş yaş ortalamasını düşündüğünüz zaman siz 3000 satıyorsunuz ama dergi gazete gibi değildir. Aslında 6000, 10000 satmış oluyorsunuz. Çünkü ben dergiyi alıyorum, diyorum ki ya şurada çok önemli bir şey var Furkan, sen burayı gördün mü diyorum, o da okuyor o dergiyi. Dolayısıyla 3000'lik bir rakam aslında 6000'lik bir satış rakamıdır. Bu dergi kütüphanelere gidiyor, işte 600 farklı kütüphaneye gidiyor sanırım. Dolayısıyla kütüphanelere de düşünün, rakam katlana büyüyor. Bu şiirlerin internet üzerinden çeşitli odaklarda paylaşıldığına da gelirsek ortada ciddi bir şey çıkıyor. Ne diyelim? Satış demeyelim de okunma grafiği çıkıyor. Hı hı. Bu da şu an mesela Varlık Dergisi dediniz, öyle bir derginin yakalayamadığı bir şey. Kurumsal dergidir bunlar. Hı hı. Şirket dergilerinin yakalayamadığı bir şey. Yapı Kredi'nin dergisi kitaplığın yakalayamadığı bir şey. Evet, sanıldığın aksine bizim de bu tip imkanlarımız yok. Yani seninle kuliste de daha önce konuşmuştuk. İnsanlar öyle zannediyorlar. Sanki arkasında bir sermaye finansörü var, bir finansör var, bir kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor gibi. Bunların hiçbiri yok. İtibar %100 bağımsız bir dergi. Hiçbir kurum, kuruluş, odak, çevre hiçbiriyle bir alakası yok. Tek kuruş ilişkisi yok. Tamamen okurlarının desteğiyle, okunma sayısıyla, derginin satışıyla dönen bir dergi. Yani bu konuda da o yüzden bizi kimsenin manipüle etme şansı yok. Şimdi bir de arka planında kültürgündemi.com. Yani evet. Aslında kültürgündemi.com dediğimiz zaman belki biraz sonunda com olduğu için soğuk bir tınısı var. Fakat bu bir edebiyat portalı, kültür sanat portalı olacaktır. Belki de bugün büyük gazetelerin mesela hürriyet.com, milliyet.com insanların çoğusu artık gazete almayanlar oradan takip ediyorlar gelişmeleri gün içinde, çünkü sürekli değişiyor, dönüşüyor. Kültür gündemi de artık çok hızlı bir şekilde değişip dönüşüyor. İşin içine sosyal medya ve internet girdiği için. Kültür gündemi bize neyi getirecek? Daha fazla yazar herhalde çıkacak. İtibar dergisine belki oradan bağlantılar olacak. İstersen bir de kültür gündeminden bahsedelim. Yani kültür gündemi, şimdi biz itibarın bu 2,5 yıllık serüveninde de hani zamanın ruhuna karşı bir nostalji savaşı falan vermedik. Yani zamanın bir ruhu var ve bunun içerisinde sosyal medyanın, internetin çok önemli bir yeri var. İtibar zaten bu tip imkanları iyi kullanan bir dergiydi. Yani galiba Bülent'in sözüydü, hani internet fakirler içindir, benim çok hoşuma gidiyor. Bülent Parlak. Yani bizim gibi işte böyle medyada, şurada burada ciddi bağlantıları olmayan ve bundan kaçınan bir oluşum için internet aslında çok güzel bir nimet. Biz bunu sosyal medyada çok güzel kullandık. Kültür gündemine gelince biz hani bu gündem dediğimiz şeyin hani bu haber sitelerindeki ya da ana akım medyadaki oluşturulan suni gündemin dışında aslında bu ülkenin gerçek gündeminin kültür gündemi olması gerektiğini düşünen insanlarız ve hani bundan hareketle artık böyle bir sitenin ihtiyaç haline geldiğine karar verdik. Burada sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Şimdi tabii ki kültür sanat haberlerini takip etmek isteyen okur veya normal vatandaş, hı hı, herhangi bir gazetenin sitesinin kültür sanat sayfasını tıkladığı zaman Oscar'daki işte Kırmızı Halı'da, hı hı, hangi şarkıcının, sanatçının, oyuncunun ayağı kaymış, onu bize gösteriyorlar. Şimdi kültür gündemi itibarın o içindeki belki nasıl söyleyeyim, özdeki yani tam ortasında kırılmaya yakın olan çekirdeğindeki şeyi mi bize verecek edebiyat kültür sanat portalı adına? Evet, yani bu aslında şu demek, hem itibarda yazan bunca insan, hem itibarı okuyan bunca insan aslında neye dikkat ediyor? Aslında neye bakıyor, neyi görüyor, neyi görmek istiyor? Kültür gündemi bu demek.
Bunlar ajans haberleridir. Yani bildiğiniz o klasik kültür sanat haberleri, belki hani onlar da bizde bir bölümde yer alıyor. Ama ana şey, ana çerçeve, perspektif bundan daha farklı işliyor. Mesela bir gün bizim kültür gündeminde gündem Ergün Günç'e olabiliyor. Öbürkü gün Osman Konuk olabiliyor ya da başka bir gün İbrahim Tenekeci olabiliyor. Yani bizim gündemimiz bu. Yani biz buraya bakıyoruz. Zaten eserlerimizi, yazılarımızı, işlerimizi buraya baktığımız için kotaran insanlarız. Ve bu gündeme önem veriyoruz. Türkiye'nin gündeminin aslında şiir, sanat, öykü, düşünce, yani bu bağımsızlığın asıl yerinin burası olduğuna inanıyoruz. Hani kültür gündeminin ana fikri, çıkış gayesi budur. Bir de şöyle bir şey var kültür gündeminde. Şimdi biz yine kültür gündemi açarken yani değişik ve güzel bir şey yapalım anlayışıyla bu yola girdik. Furkan da bahsettiği gibi yani orada bizim bir cephemiz eksikti. Açıkçası tırnak içinde yine söylüyorum. Bu kelimeler çünkü insanları korkutabiliyor. Yani mecaz yapıyoruz. Öyle söyleyelim. Orada bir cephemiz eksikti ve biz orada bir cephe aldık. Dolayısıyla bunu yaparken de yine itibar hamlesinde olduğu gibi başkalarının yapamadığı bir şey de yapalım dedik. O nedir? Şöyle. Şimdi bizim 10 tane diyelim köşe yazarımız var. Bu 10 tane köşe yazarı sadece kültür gündeminde yazıyorlar. Haftada bir defa bu yazılar değişiyor. Dolayısıyla biz günde en az bir tane, ortalama iki tane köşe yazarı girmiş oluyoruz. Şimdi bu rakamı interneti iyi izleyen insanlar bilirler. Büyük kurumsal internet sitelerinde görürsünüz. Yani arkasında büyük holdingler olan, şirketler olan yerde diyorsunuz telifle yazara yazı yazdırırlar. Evet. Dolayısıyla bizim köşe yazarlarımız sürekli tazelenen köşe yazarları. Yani eski yazıcı çok nadir bulunur kültür gündeminde. Günde iki tane de taze haber gider. Şimdi böyle dediğimiz zaman siz de bu işi biliyorsunuz. En az 10 kişilik bir kadro olması lazım arkada, evet, çalışan. Doğrudur, bir kadromuz var ama bizim bir büromuz yok. Dolayısıyla bu arkadaşların kendi arasında yürüttüğü bir organizasyon kültür gündeminde. Farkı da bu. Şimdi Kamil Yeşil'inden tutun da işte Furkan Çalışkan'la İsmail Kılıçarslan ara sıra yazıyor gibi edebiyatta da karşılığı olan isimler var. Ama bunun yanı sıra mülteci gibi, Mekki gibi sosyal medya insanları da, sosyal medya yazarları da kültür gündeminde yazıyorlar. Şimdi bir de işin o boyutu var. Yani bu isimler de biliyorsunuz sosyal medyada yeri olan isimler. Yani işte bir tweet attığında, bir şey yazdığında dikkate alınan isimler. Yankısı oluyor mutlaka. Yankısı olan isimler, algıyı yönetebilen isimler. Bunlar da aynı zamanda kültür gündemini tercih ettiler yazmak için. Dolayısıyla orada da böyle bir şey oluştu. Bir yetkin bir editoryal faaliyet oluştu. Zaten kültür gündeminin yönetim ismine, kadrosuna baktığınız zaman da onu göreceksiniz. O isimler, yani hani şu isimleri yazalım diye bir araya gelmiş isimler değil. Hepsi bizzat destek vermiş isimler. Yine Selahattin Yusuf'tan Haşmet Babaoğlu'na kadar da bir yayın danışma kurulu var. Yani bu da önemli bir çıkma olsun bence. Şimdi İtibar Dergisi'ne tabii ki yer yer yine dönüş yapacağız. Zaten konuşacağımız konularda İtibar Dergisi'nin belki de arkayık planında, arka formatında olacak konular. Kırılma zamanları vardır, kırılma noktaları vardır her ülkenin. Siyasetin büyük bir kaotik bir ortamdan geçiyoruz, öyle söyleyeyim. Burada eskiden şairler ve şiirler daha fazla öne çıkardı ve o siyasi meseleleri yönlendirirdi sanki. Bugün bu noktadan şiirle siyaseti nasıl aynı yere koyabiliriz? Yani birincisi bana mı sordunuz? Furkan atabiliriz mi? İkinize de soruyorum. Eyvallah. Sen buyur. Şimdi birincisi şöyle diyelim. Bizde hiçbir zaman şiir siyasetten ayrı düşünülmüş bir şey değildir. Yani bizde şiir demek siyaset demektir. Niye öyle diyorum? Şöyle. Şimdi Türk şiirinin büyük şairlerini düşünün. Büyük şairlerini aklınıza getirin. Aynı zamanda o büyük şairler ideolojik isimlerdir. İdeolojik yasa olan isimlerdir. Yani Türkiye'de sol düşünce dediğiniz zaman Nazım Hikmet Ran'ı atlayarak bir şey konuşamazsınız. Türkiye'de sağcılığı, mukaddesatçılığı konuşurken Necip Fazıl'ın üstüne cümle kuramazsınız. Sezai Karakoç'un üstüne bir cümle kurmanız çok zordur. Mesela Türkçülük derken artık İsmet Özel'e atlayamazsınız. Yani konuşmak zorunda bırakır sizi o ideolojik örgüsü. Bu isimler aynı zamanda Türk şiirinin köşe başlarıdır. Köşe noktalarıdır. Dolayısıyla şiiri konuşurken de bu isimleri anmadan geçemezsiniz. Yani ne demek istiyorum? Şiir eşittir siyaset, siyaset eşittir şiir. Fakat buradaki eşitlik noktası birebirlik anlamında değildir.
Burada enteresan bir şey işliyor. Nedir o? Misal Necip Fazıl'ın siyasetle çok içli dışlı olduğu, çok hemhal olduğu zamanlarda yazdığı şiirlerle siyasetle çok da uğraşmadan önce yazdığı şiirler aynı kalitede değildir mesela. Yine Nazım Hikmet'in gençlik yıllarında yazdığı şiirlerle ya da aşk şiirleriyle Kızıl Komünistken yine tırnak içinde yazdığı şiirler. Partizan gibi mesela. Partizan şiir İsmet Özel'in. Evet evet. Yani Nazım Hikmet'den bahsediyorum. Ha, Nazım yazdığı şiirler aynı şiirler değildir. Ama garip bir şekilde garip bir şey söyledin. Şöyle İsmet Özel'in benim Partizan aklım İsmet şiiri, Özel'e gitti. Yani... Partizan şiiri çok iyi bir şiirdir. O başka bir şey. Dolayısıyla buradaki bu şiir ve siyaset ilişkisi değişik işliyor. Hatta en gizli, en saklı şiirlerde bile siyasete, Türk şiirine göndermeler vardır. İşte Ece Ayhan ağır göndermelerle yazan bir şairdir. Ama Ece Ayhan'ın çok ünlü Fayton şiiri biliyorsunuz aslında Çankaya'yla çok şeydir, yakından alakalı bir şiirdir. Yine çok ünlü Yort Savur şiirinde geçerken bir hükümet kuşu kanatları yoluk, işte tarihe ağarken üç ağır yıldız biliyorsunuz aslında üç kişi hakkında bir şiirdir. Hani şunu söylüyorum ya, çok böyle gizli, çok kapalı şiirlerde bile siyasetle çok yakından temaslar bulursunuz. İşte İlhan Berk mesela, ikinci yeninin gövdesidir aslına bakarsanız bir anlamıyla. İlhan Berk bile siyasetten bu kadar uzak olmasına rağmen siyasetsizliğiyle bir siyaset yapmıştır. Yani dolayısıyla Türk şiiri bir Amerikan şiiri, bir İngiliz şiiri gibi değildir. Bir Alman şiiri gibi çok felsefeye yakın değildir. Bir İngiliz şiiri gibi gündelik yaşantının çok yanında bir şiir değildir. Ama ağır siyasi bir şiirdir. Bunun konuşulması gereken yüzlerce, binlerce sebepleri var. Böyle söyleyeyim, Furkan'a bırakayım. O ne diyecek merak ediyorum. Yani Mustafa'nın dediği gibi bu şiir ve siyaset birbirinin çok aslında Türkiye'de içine girmiş olgulardır. Ha, yani bu böyle olmakla birlikte ikisinin sözlükleri farklıdır. İkisi de farklı sözlüğü baz alır. Şimdi siyasetin kalıpları, retorikleri birbirine çok benzer. Şimdi üç aşağı beş yukarı siyasetçilerin ya da ana akım medyanın kalıplarına bakarsanız, yani 100 kalıpla ya da 200 tane kelimeyle dönen bir siyasi hayat var Türkiye'de. Hatta o eskinin renkli siyasetçileri, Erbakan gibi, Demirel gibi, Ecevit gibi, Türkçeci, üslupçu siyasetçiler de kalmadı. Yani o da bitti. Çok renksiz, çok tek düze bir siyasi dünya var. Şiir bunun yanında başka kelimelerle, belki de daha gerçek kelimelerle aslında siyasetin dik alasını yapıyor. İşte Mustafa'nın biraz önce Fayton şiirinden bahsetti. Yani o en kapalı zannettiğimiz şiirlerde daha çok ciddi siyasi göndermeler vardır. Bunun sebebi zaten bu organik bağ ile alakalıdır. Türkiye'de düşüncenin şiir üzerinden ilerlemesiyle alakalı bir şeydir. Yani roman üzerinden ilerlemez mesela düşünce. Yani roman üzerinden bir yere gitmez. Bir de şiirin okuyucuyla tuhaf bir ilişkisi var. Mesela bir İsmet Özel okuruyla, mesela bir Orhan Pamuk okuru aynı kafada değil. Yani kafanın o işleyişi, mekanizması çok değişiyor. Okurun, şairin şiir dışında söyleyeceği şeylere karşı da farklı bir dikkati okur var. Okur da ideolojik yani. Okur da ideolojiktir, evet. Yani mesela bunu nereden anlayabiliyoruz? Önümüzdeki geçmiş günlerde bu Suriye meselesinde Sezai Karakoç. Evet, Sezai Karakoç'un gösterdiği reaksiyondan anlayabiliyoruz. İsmet Özel'in yazdığı yazıları, İsmet Özel'in yazdığı yazılardan anlayabiliyoruz ve bunların etkisinden anlayabiliyoruz. Çünkü o dönem kamuoyu gerçekten Suriye'ye müdahaleye kafa olarak hazırdı. Özellikle muhafazakar kamuoyu. Irak olayında da aynı soru. Irak'ta da yani girelim. Böyle bir şey vardı. Herkes de boğuluşmak üzereydi. Sezai Karakoç tırnak çıktı. Tırnak içinde cihadist yapı bir de ortaya çıktı. Özellikle onlar. Evet. Sezai Karakoç bir şeyler söyledi. Söylediği şeyler de çok orijinal şeyler değildi. Ama söyleyen Sezai Karakoç'tu. O söylediği için orijinal oldu. O söylediği için orijinal oldu. Ve çünkü Sezai Bey'in şiirlerine karşı okurunun farklı bir bağı var. Yani onun şiir dışında söyleyeceği şeyler de çok önemli hale geliyor. Yani şiir bu katsayıyı arttıran bir şey. Yani İsmet Özel bugün bu kadar büyük bir şair olmasaydı bu yazdıklarını çok daha farklı değerlendirebilirdi. Hatta şöyle düşün. Cahit Zarifoğlu bütün o zor şiirine rağmen, ciddi bir siyasi karşı olan isimdir. Mesela tabii. Bugünkü hükümetteki bakanların büyük kısmı Mavera Ekolü'nden gelir. En başta Nabi Avcı. Mavera Ekolü aslında ülkeyi yönetiyor yani. Şu anda. Şu an ülkenin yöneten kadro Mavera ekibidir.
Siz Nazım Hikmet'i konuşurken ben Partizan dedim. Aklım çünkü İsmet Özel'e odaklı olarak çalıştığı için Partizan dedim. İsmet Özel'i ben 2013 yılından siyaset ve şiiri konuşacaksak mutlaka yani konuşmadan tabii ki olmaz da. İsmet Özel'i ben tam ortaya monte ediyorum. Tabii ki siz haddim değilsin yanınızda fazlaca bu konuda konuşmak. Ama şu örneği vereceğim. Şimdi reklama gitmeden önce söyleyeyim. İkinci bölümü öyle geçelim. İsmet Özel'i okuyan muhafazakar 20 yaşında işte başörtülü bir kız. Ve gezi olaylarında Fransız kültür evinin duvarlarına elbet bir hinlik vardır senin sevişimde. Ey kanıma çakıllar karıştıran isyan ünlem. Bu iki kareyi ikinci bölümde isterseniz konuşalım. İsmet Özel'in o şiir ve siyaseti nereye koyacağız? Çok karışık. Değerli dostlar kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Değerli dostlar, Edebiyat Kokusu'ndayız. Şair Furkan Çalışkan, şair Mustafa Kar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arada konuşurken bir sürprizle başlayayım. Türkiye'de zaman çok hızlı ilerliyor dedin abi. Şimdi İsmet Özel'in o birinci bölümü kapatırken bahsettiğim konuya da bunu birleştirirsek, aynı potada eritirsek nasıl bir değerlendirme yapacaksın? Evet, yani Türkiye'de tarih, zaman son derece hızlı ilerliyor. Şimdi mesela sen o duvardaki yazıdan bahsetmiştin ilk bölümde. Yani şimdi Türkiye'deki toplumsal olayları bir genel perspektiften de değerlendirebiliriz. Dış politika üzerinden değerlendirebiliriz. Komplo teorisyeni gibi değerlendirebiliriz. Birçok açıdan değerlendirebiliriz ama bir de bireysel değerlendirmek gerekiyor bazı konuları. Oradaki bireylerin, oradaki insanların ne düşündüğü ya da neyi amaçladığı, tek tek insanların kalbini açıp bakmaya da imkan yok. Yani Gezi'deki olay da biraz öyle. Şimdi oraya katılan birçok insan var. İsmet Bey'in o şiiri yazdığı zamanki içinde bulunduğu ruh haliyle birebir örtüşen bir ruh halinde olmasından daha doğal bir şey olamaz. Yani şiir, iyi şiir zaten böyle bir şeydir. İyi şiir bazı kalıpları, bazı perspektifleri yıkar geçer. O yüzden o çok kalbi bir şey. Ve o yüzden ben çok yadırgamadım. Mustafa abi, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu olabilecek bir şey. Yani bir de şiir okurları pek ideolojik değildir aslında bakarsanız. Yani aynı şiir okuru Murat Anmungan da işte okuyabilir. Başka şairleri de okuyabilir. Bakmışsın İsmet Özel'i de okuyabilir. Zaten böyle şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki şiirleri ayrı, fikirleri ayrı. İşte fikirleri kalsın. İsmet Özel'in biz şiirlerini okuyalım. Şiirlerini okumaya devam sen edelim diyorlar. Sadece şiir yaz. Evet, ya da sen sadece şiir yaz diyorlar. O da çok sinirleniyor onu duyunca zaten. Murat Bardağ aşırı dedi. Yani buna herkes sinirlendi. Yani bazen çünkü, bize de yazıyorlar böyle şeyler. Bu gerçekten sinirlendirici bir şey. Bu çok kötü bir şey. Yani şu demek. Yani senin şiirlerin kalsın ama sen öl demek yani. Bu böyle şey olur mu? Yani sonuçta o şiirleri yazdın ama şey diyor, benim fikirlerim güdük mü demek istiyorsun? İşte zaten Murat Bardağ sinirlendi. O tabii kendi aralarında eski arkadaşlar, belki başka hukukları vardır, onu bilemeyiz. Ama burada İsmet Özel demişken başka bir şey daha söyleyelim. Lütfen. Geçenlerde biz Şengelköy'de oturuyoruz. Bunu Haşmet abi de yazdı geçen günkü sabahtaki yazısında. Yani şöyle bir şey oldu. Konu bir anda yine her zaman gibi İsmet Özel'e geldi. Ve hepimiz aynı anda şunu söyledik. Ya ulan İsmet Özel bunu 10 yıl önce söylemişti. Yani İsmet Özel'in 10 yıl önce yazdığı yazılarda bugün yaşadığımız şeyler birebir söylenmişti ve biz o zaman ya acaba bunlar komple teorisi mi? Yani acaba İsmet Özel şairse hayallere mi kapıldı? Diye kendimiz yani bizzat biz bile düşünmüştük niye böyle diye. Ama bugün görüyoruz ki bunlar komplodan öte şeylermiş. Hepsi birer gerçekmiş. Yani şimdi 2 yıl önceye dönsek, 2011'e dönsek, bu 2013'te yaşadıklarımızı ve hemen 2014'ün ilk gününde yaşadıklarımızı birisi bize söylese
muhtemelen güler geçerdik. Aşırı komplocu bulurduk bunu söyleyen kişiyi. Ama 2013'e baktığınız zaman yani dehşet bir yıl. Yani değil mi? Hemen Mayıs'tan sonra yaşadıklarımız acayip şeyler. Ve bitmek bilmiyor. Şu anda sürüyor. Devam ediyor. Ama ben bütün bunları yaşarken aklıma şunu getiriyorum. Televizyonu kapayalım o an. Twitter'ı, Facebook'u neyse sosyal medyayı kapatalım. O zaman kendi gündemimiz ortaya çıkacak. Ve pencereden dışarıya baktığımızda hayat olağan akışıyla akmaya devam edecek. Yani Baudrillard diye bir felsefeci var. Onun simülasyonlar dediği şeyler var. Gerçeğin yansımaları. İşte Matrix filminde falan da çokça işlenmiş konular. Yani bizim kendi gündemimiz varsa eğer ve biz o kendi gündemimizden memnun ve mesutsak bu gündemle de aslında çok da bizi yaralamaz dediğim gibi. Bu gündemden yaralanmamanın çok basit bir yolu var. Ondan uzaklaşmak. O zaman kendi gündemimiz ortaya çıkıyor ve kendi gündemimiz de işte programın başından beri konuştuğumuz güzel şeyler. Yani hep onu söylüyoruz. Kötü kişinin bile yazdığı iyi şey bizi ilgilendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ama iyi birisinin yazdığı kötü bir şey bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani dolayısıyla şiir ve edebiyat toptan iyilerle toptan kötülerin bir savaşıdır aslında. Öyle söylemek lazım. O zaman dediğinizi yapalım. Zaten şu an Twitter, Facebook'umuz kapalı. Televizyonu kapatamayız çünkü. izleyemezler. Edebiyata biraz daha girelim. Şimdi Edebiyat Kokusu'nu izleyen profil, burada konuşulan yazar, şair isimlerini çok önemserler. Ve bana çok fazla sayıda dönüt gelir. Tavsiye ettiğimiz veya üzerinde konuştuğumuz, irdelediğimiz isimlerin kitaplarını alıp okumak, ondan sonra onları değerlendirmek konusunda İtibar Dergisi'nin en üstündesiniz, öyle söyleyeyim. Ve Türkiye'nin şiir hayatına yön veren, benim gözümde tek dergidir. Nereden başlamak gerekir şiire? Yani şiir okumaya demiyorum. Şiir mefhumu deyince hangi isimleri zikretmek gerekiyor? Hem dünya edebiyatında, dünya şiirinde hem Türk şiirinde. Evet, yani büyük Türk şiirinden bahsediyoruz burada. Aslına bakarsanız bunun kökleri çok eski. Yani divan şiirinin son büyük, modern şiirin ilk büyük ismi Şeyh Galip de aslında başlamak lazım. Ve bu aradaki bu serüveni, bu şiirimizin bugüne kadar kat ettiği mesafeleri adım adım biraz izlemek gerekiyor. Nasıl bu şiir baştan yıkılıp iki kere tekrardan yapıldı, buna bakmak lazım. Orhan Veli'nin neden büyük bir yapıt ortaya koymamasına rağmen nasıl bu kadar büyük bir işlevi olduğu, yani buna bakmak lazım. İkinci Yeni'nin hangi koşullarda neden nasıl doğduğunu, o dilin içerisindeki kaybolmuş uyumunu tekrar nasıl yarattıklarını incelemek lazım. Arada Türkiye'nin toplumsal sürecinin, toplumsal dönüşümlerinin şiire muazzam etkileri oldu. Bunlara da bakmak gerekiyor. Ara kuşak şairleri var. Çok büyük isimler var. Yani İsmet Özel deyip duruyoruz zaten, onu artık söylememe gerek yok. İşte Cahit Zarifoğlu gibi bir şiir dehası var ortada. Ergün Günçe gibi, Turgut Uyar gibi. Günümüzde hala yaşayan, aktif şiir yazan çok büyük şairler var. Artık ben büyük demekten çekinmiyorum. Yani Osman Konuk, Süleyman Çobanoğlu, İbrahim Tenekeci, Ahmet Murat. Bunlar büyük isimler, önemli isimler. Şiir okurlarının bu isimlere bakmasını tavsiye ederim. Dünya şiirinde, yani dünya şiiri de çok konuşulmuyor aslında. Evet, yani aslına bakarsanız Avrupa şiiri diyorsak, Avrupa'da şiir gerçekten şu anda bir kriz halinde. Hani bu şiir öldü lafını biraz oraya taşıyabiliriz aslında. Belki orada bir karşılık bulabilir. Güncel şiirin Avrupa'da şu anda ne durumda olduğunu ben takip etmeye çalışıyorum ama ortada somut mesela George Trakl. Trakl'dan sonra o kudrette başka bir Alman şair çıktı mı bilmiyorum. Ya da Fransızların Rimbaud'dan, Valéry'den, Baudelaire'den sonra çıkartabildikleri belki Bonnefoy olabilir. Çok büyük bir şair var mı bilmiyorum. Rönesar olabilir. Yani bunlar ama hep 40-50 yıl öncenin şairleri. Yani son 30 yani yılda, 20 yılda. Yeni şiir böyle bizi etkileyecek bizi değil mi? Etkileyecek. Böyle duyduğumuz falan. Hemen bunu çevirelim diyebileceğimiz. Ama öykü, romandan bir sürü şeyler çevriliyor. Evet. Fakat yeni isim bildiğim kadarıyla pek çevrilmiyor. Mustafa abi, size sormadan önce aynı soruyu. Bir VTR'miz var. Furkan Çalışkan zorluk derecesi. Onu bir dinleyelim. Sonra devam edelim. Eşitlik bozuldu ve sabah oldu. Böylece kalbim
hakkındaki iddialara açıklık getirecek. Gizlediklerim ve açığa vurduklarım zaten benim olanı çalmak gibi. Bir şeyi unutmuşum hissiyle sana dönüyorum. Bütünün fişi, gözlerinin rengi, kapının kilidi. Seni unutmam gerektiğini hatırlamıyorum. Gözlerin ve sen. Toplam iki kişi. Biz sadece acımızı seçmekte özgürdük. Acımız, evet kabul, olağan şüpheli ve içimizde taşıdığımız o kömür. Yıkadıkça kirlenen korkunç bir sevgi. Frene basma. İnsan gitmek için yapılmıştır. Ruhum ikimizin arasında kalsın. Biliyorum, yolda olan yolda kalır. İkamet bitti madem, o kömür artık yansın. Kalplerdeki her şey açığa vurulup tahsil edildi. Açıklayabilirim, belki. Yalnızlık, Allah ondan razı olsun. Kör noktam. Bu yüzden geldiğini göremedim. Lakin göremediklerime de inanırım. Sana da öyle inandım. Ya Rahman, Ya Rahim. Evet, gerçekten müthiş bir şiirdi. Yorumlayan Kadir Simet'e teşekkür ederim değerli yönetmenimize. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel okumuş. ben öyle okuyamam. Estağfurullah. Mustafa abi, aynı soruyu size de soracağım. Evet. Yani Türk Edebiyatı'nın öncül şairleri, yine dünya edebiyatındaki örneklerinden. Dünya şiiri. Yani artık bir takım isimler sayıyoruz, bir takım şeyler, isimler söylüyoruz ama eskisi gibi değil. İnsanlar metinlere çok rahat ulaşabiliyorlar. Sen burada Rilke diyorsun, adam pat Rilke yazıyor. Bir anda işte duyun alatlarından bir şiir okuyabiliyor. Bu da garip bir şekilde, yani biz öyle düşünüyorduk hani bu mesafeyi açıyor mu falan diyorduk ama şiirin işine yaramaya başladı. Herhalde sosyal medyada özlü söz paylaşmanın bir tarafı da demek ki şiirin ve öykünün işine yarıyormuş. Bunu dediğim gibi biz bile tahmin edememiştik. Öte yandan şöyle söylemek lazım. Şimdi şiir öldü falan diyenlerin temel takıntısı şudur. Dilden uzaklaşmaları. Dilden ne kadar biz uzaklaşıyorsak, dille ilgili bütün işlerden biz ne kadar uzaklaşıyorsak şiirden de o kadar uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da, Amerika'nın bir kısmında, çünkü Amerika'da yine bir Afro-Amerikalılar arasında şiir devam ediyor. Orada da canlı. Yani orada canlı bir şey var. Etkinlik var. Şiirin İnsanların uzaklaşmasının en büyük yanı insanların dilden uzaklaşmaları. Dille ilgili eylemlerden uzaklaşmaları. Temel mesele burada yatıyor. Şimdi biz Türk toplumu olarak dille çok yakın insanlarız. Yani evimizde babaannemiz, dedemiz bir yanlış yaptığınızda mesela hemen bir özlü söz söyleyebiliyor. Bir deyimden, bir atasözünden örnek verebiliyor. Bütün bunlar şiirin meseleleridir. Çünkü bizde batıda olduğu gibi değildir şiirin işlemesi. Çünkü biz ümmi bir toplumuz. Ne demek? Yani söze önem veren bir toplumuz. Sözle ilgili yüzlerce deyim atasözü bulabiliriz. Yani sözün çok önemli bir yeri vardır bizde. Bu yüzden kesinlikle. Türkçe'de söz ve laf kelimeleri birbirinden ayrı kelimelerdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Söz kutsal bir şeyken, yani İşte şu sözde şunu söylemişti şair ya da işte X kişisi şöyle önemli bir söz söylemişti deriz. Fakat laf aşağılık bir şeydir. Yani aşağılık demeyelim de onun biraz daha aşağısındadır. Ya o kişinin çok terbiyesiz lafları vardı deriz. Yani bu dile verdiğiniz değerle alakalı bir şeydir. Sözle laf birbirinden ayrıdır. Ayrı şeylerdir. Yani gelenekle sözle arasını bozmayan toplumlarda şiir hala işlerliğini sürdürüyor. Bugün mesela İran'da insanlar şiir matineleri düzenliyorlar. Yani aileler toplanıp hep birlikte böyle cümbür cemaat şiir matinesi dinlemeye gidiyorlar. Hatta bizdeki bu yetenek programlarının orada şiir versiyonları şiir var. Şiir versiyonu. Tabii burada İlber Hoca'nın anlattığı bir şey var. Daha önce de anlatmıştım ben bunu. Şöyle bir söz vardır. İran'da dilenci bile çevirsen sana şiir okur. Yoldan birini çevirsen. Diyor ki, biz de okumaz mı? Bize ne söyler? tabii. Orada onu test etmek istemiş. Bir gün bir türbenin yanında oturan dilenen bir adama demiş ki, bir rubai okumuş. Şiir okumuş daha doğrusu. Rubai demeyeyim de. Demiş bu kimin biliyor musun? Adam demiş ki bu Fitzgerald'ın
Ömer Hayyam'ın rubayesiyle yutturduğu şeyler. Aslında onu kendisi uydurmuş demiş. Ve arkasından Aruz'da bir şiir okumuş ona. O gün diyor ki anladım. Yoldan bir dilenci de çevirsen şiir okur. Şimdi Doğu'nun mesela İran'dan bahsettiniz. Burada İran sinemasını da işin içine sokacağız herhalde. Müthiş ve buradan şey, biraz şiirsel, yani, evet, Türk sinemasına da biraz değinelim. Yani ben hemen daha geçenlerde yani filmin şimdi ismi tam hatırlayamayabilirim ama bir İran filmi izledim. Yönetmen? İşte yönetmeni de tam hatırlamayabilirim. Anladım. Yani. Çünkü filmde Muhsin Namji oynuyor. Kayısıyla ilgili bir isim vardı. Belki sen hatırlarsın. Kültür gündeminde de yazdık. Yani kayısı, nikah falan. Yani şimdi belki Twitter'dan insanlar cevap yazsınlar. Öyle hatırlayabiliriz. İşte bir kilo kayısıyla nikah kıymak mıydı? Öyle garip bir isim vardı. Evet. Bir kilo hurma ve cenaze. Hah, evet, evet, o film. Evet. O film. Bak ismi. Evet, ben benim de tam aklıma geldi yani, ama cenaze ve hurma var. Evet, geçen içinde. Gün eşimle izledik ve çarpıldık yani. Ya şöyle çarpıldık. Muhtemelen 2-3 kamerayla falan böyle Türk sinemasında falan alışık olduğumuz böyle ya da işte dünya sinemasında alışık olduğumuz büyük ekipmanlarla çekilmiş bir film değildi o. Belliydi yani. İşte 4-5 kişi oynuyor filmde zaten. Bu işte Muhsin Namcı da yine postacı rolünde. Cenaze için birkaç kilo hurma. Cenaze için birkaç kilo hurma. Evet, eyvallah. Şimdi çok enteresan bir konu. Bir benzinci var. O benzinci şehrin biraz uzağında ve kar yağmış İran'a. Dehşet zorlu bir kış. Bu iki kişi de o şeyi bekliyorlar. Benzinciyi bekliyorlar. Onun bekçisi. Bu bekçilerin bir tanesi eski bir boksör. Diğeri de onun çırağı. Bekçilerden birisi çırağı. Ve orada bir kaza oluyor. Kazada bir kişi ölüyor. Bu eski boksör olan bekçi o kadına aşık oluyor. Tamam mı? Kadın ölü. Ve o kadının içinde bulunduğu arabayı da saklıyor insanlar bulamasın diye. Çünkü adam hiçbir zaman kadınlarla konuşamamış birisi. Ve karlar erimeye başlıyor. Dolayısıyla araba ortaya çıkacak. Ve orada bir şey söylüyor. Yani işte aşkımız, sevgimiz güneşe rağmen diyor yani. O önemli tezatı çok acayip yakalamış mesela yönetmen. Yani bu çağda öyle bir film çekmek yani hemen hemen siyah beyaz sayılır. Gerçekten zor bir şey. İşte burada önemli olan ne? Şu, teknik mi duyguları daha iyi verir yoksa duygular mı tekniğin malzemesidir? Yani bir sürü şey konuşabilirsin üstüne. Ama benim anlayabildiğim samimiyet. Yani hani kaygısız çekmiş belli ki yönetmen o filmi. Yani herhangi bir kaygısı yok. Ben hikayemi anlatayım çıkayım demiş. Şimdi benim de son dönemde takıldığım mevzu o. Ben izlediğim filmde yönetmenin nasıl hikaye anlatabildiğine bakıyorum. Yani adam bu filmde bana o hikayeyi nasıl anlatacak acaba? İşte o bizi çok derinden yakalayabiliyorsa o film iyi film diyoruz. Ve sanırım bunu şu sıralar en iyi İran sineması beceriyor. İşte Mecid Mecidi mesela şu an peygamberimizin çocukluğunu çekiyormuş. Yani dört gözle bekliyoruz nasıl bir şey çıkacak ortaya. İnşallah filmden sonra da kendisini buraya konuk edeceğiz. İnşallah çok seviniriz. Yani hararetle bekliyoruz böyle nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çünkü düşünebiliyor musun yani... İşte Çağrı filmi var. Çağrı filminin farklı versiyonu var. O da hep aynı senaryoyu işleyen. Hı hı. Ya tamam, hikaye hep aynı ama. Çağrı filmi başroldeki oyuncunun gösterilmediği dünyadaki tek filmdir. Tek film yani. Size bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki başrol oyuncusunu göstermeyeceksin. Buyur çek. Bu dahi yani bir şey yani. İşin içine bir de şiirsellik girecek. Ya yani şiir girecektir. İşte Mecid'de evet o muhtemelen çok dehşet bir şey çıkacak ortaya. Hepimiz böyle nasıl izleyeceğiz bilmiyorum. Tabii Cihan Aktaş'ın da tam bu başlıkta bir kitabı var. Tabii İran sineması üzerine çok ciddi çalışmaları var. Onun şiiri İran sineması diye. Yine Sadık Yazıcıoğlu'nun Rüya Sineması diye bir kitabı vardır. Çok enteresan bir kitap. Çok önemli, çok güzel bir kitaptı. Çok bilinmez şimdilerde. Yeni baskısı var mıdır bilmiyorum ama benim çok zamanında faydalandığım bir kitap. Orada çok orijinal Tarkovski yazıları var. Evet. Yani son zamanlarda Mecid'den ziyade yani onu da en başa katarsak hepsi Abbas Kiarostami ekolünden belki geliyorlar. Asgar Ferhadi, işte Asgar Panahi, Jafer Panahi pardon. Aynı şekilde birçok ismi bunların içine dahil edebiliriz. Ben bir de şunu soracağım. Şimdi bizim İtibar Dergisi'ni en başta konuştuk programın başında. Türkiye'de şiirin ölmediğini, hala var olduğunu söyledik. Bunun sinemaya yansımasında... Bir zamanlar Anadolu'yu nasıl yorumlarsınız? Nuri Bilge Ceylan'ın filmini veya Nuri Bilge Ceylan dışında Türk sinemasında direkt İran'la özdeşleştirmeyeceğim ama var mı muadili yakınlaşan o sinemaya? Karakteristik koyduğum? Bir Türk sinemasından bahsedemiyoruz. Yani şimdi İran sineması deyince 3 aşağı 5 yukarı insanların kafasında bir şeyler canlanıyor. Bazı karakteristikler canlanıyor ya da
İskandinav sineması dediğimiz zaman dahi kafamızda bir şeyler canlanıyor. Fransız sineması zaten öyle. Amerikan sinemasının bazı retorikleri var. Türk sineması ise biraz melez, karma bir şey. Yani burada Amerikan sinemasındaki bazı metotlarla, üsluplarla film çeken yönetmenler olduğu gibi İran sinemasına yakın yönetmenler de var. Hani böyle bir ekol olarak, bir dil olarak Türk sinema dilinden bahsedemeyiz şu anda. Fakat hani bizim sinemamızın şiirle ilişkisi ya da Türkiye'nin şiir toplumuyla olan ilişkisi, şiir toplumu olmasıyla ilişkisi gibidir. Yani o ne kadarsa ortaya çıkacak film de öyle olur. Yani şiir popcorn gibi orada işleniyor. Şimdi son dönem dizilerinde orada işte Turgut Uyar'ın bir şiirini mesela gördüm, işte bir dizide isim vermeyeyim. Orada bir malzeme yapmış. Yani bu şiire bu şiirin şey, girmesi... Ben pek evet. Fikrim yok iyi bir şey mi kötü bir şey mi, ama benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Yani sinema dilinin üslubuna yansıyan bir şey değil. O bir malzeme sadece. Ama İran sinemasında ama şiir üslup olarak, yani dil olarak sinemaya yansıyor. O yüzden çok farklı. Ha bizde bunun gibi filmler var. Mesela son Yozgat Blues filmi. Yani bence bir şiir filmdi yani. İçinde çok ciddi... Üç Yol filmini belki buraya koyabiliriz. Evet, Faysal Soysal'ın filmi olabilir. Arada sırada böyle işler çıkıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Burada bu disiplinleri birbirinden ayırmak lazım. Yani bunlar aslında başka başka şeyler, ama hani biz şunu diyoruz ya, yani çok adam çok şiirsel konuştu. Ya da işte şiir okuma kılavuzunda da var o ifade. Bale ayakların şiirdir diyoruz. Yani aslında bunlar başka başka şeyler. Dolayısıyla sinemada şiirsellik demeyelim de sinemada kadın kültürün işlenmesi diyelim. Yani hani bunlar başka başka disiplinler. Hani şimdi görsel şiir diyor adam. Yani onlar başka başka şeyler. Yani hani görsel şiir, yani iki yan yana gelemeyecek kelimeyi pat diye manifesto olarak sunuyorlar bize. Fakat görsellik başka bir geleneğin işi. Dolayısıyla ortaya çıkan nesne de melez bir şeye dönüşüyor. Yani ne görsel ne şiir. Yani hani şimdi Dadaistleri biliyoruz, işte sürrealist ressamları biliyoruz. Onlar şairlere yakınlardı. İşte hepsi birbirinin arkadaşıydı. Hani Salvador Dali'nin işte Pablo Neruda'yı tanıdığını falan biliyoruz, ama hani ikisi de ayrı disiplinlerin iyi insanlarıydı. Yani hani şiirsel resim yapmıyordu adam, resim yapıyordu yani. Fakat şimdiki iş hani şiirsel sinema ya da görsel şiir, yani bana garip geliyor. Bunlar değişik, farklı disiplinler. Hani etkilenmeler olabilir, fikri oradan almış olabilir, ama bu o işin temel mantığının şeyi değildir, özü değildir yani. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla Mecid Mecidi evet şiirden faydalanmıştır. Zaten İran dediğiniz yer yani çok şiirle çok yakın alakalı bir şeydir yani. Ben İran deyince aklıma hemen Hafız geliyor mesela, değil mi? Hemen Mevlana geliyor, Rumi geliyor. Yani niye? Çünkü Türkiye dediğimiz zaman da aklımıza bizim işte Mehmet Akif geliyor mesela, değil mi? Dışarıdan mesela Türkiye deyince insanlar mesela, şimdi yeni bir bilgi, Penguin Yayınları Saatler Ayarlama Enstitüsü'nü bastı. Yani bu Türkiye için çok önemli bir şey, biliyorsunuz. Penguin çok büyük bir yayın evidir. Hı hı. Ve Saatler Ayarlama Enstitüsü'nü bastı mesela. Bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla Penguin'in o kitabını olan birisinin Türkiye'yi Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden tanıması demek çok doğru bir yol demek. Çok güzel bir yol demek. Bir pop şarkıcısı üzerinden tanımasına bir tarafa koyarsak Tanpınar çok doğru bir tercih. Yani bu son 20 yılda aslında bize yutturulan da bir şey var. Özellikle Türkiye'nin temsiliyeti meselesi. Ha işte televizyon evet. Televizyon meselesi. Yani Türkiye'yi biz çok başka şekilde temsil edilmesi gerektiğine inandırıldık. İşte Eurovizyon gibi bir şey var. Buna biz işte davullarla, zurnalarla bir milli kendini ispat ediş gibi bazı insanları gönderdik. Ve oradaki bizim şarkıcımız, türkücümüz artık her neyse onun üzerinden Türkiye tanımasını bekledik. Ama ya da, olmadı. Evet, ya da turistik mekanlardan bir turizm propagandasıyla Türkiye'nin tanınmasını bekledik. Yani, ama bunlar gerçek Türkiye değil. Yani sen ne zaman Türkiye'yi... İngilizce şarkı yaptın, o zaman Eurovizyon'u aldın yani. Evet. Garip bir şekilde. Yani Türkiye'nin temsil etme meselesi üzerinde bir şey konuşmak lazım. Durmak yani. Lazım. Ama Cennet'in Rengi Amerika'da kendi özünü bozmadan milyonların odağı oldu. Mecid Mecid'in Cennet'in Rengi, değil mi? Tabii. Yani şimdi Eurovizyon'da sana İngilizce şarkı yaptığın için verdiler. Evet. Türkçe şarkı yaptığın için vermediler. Üçüncü olduk aslında. Bildiğim kadarıyla Türkçe şarkı. Yani herhalde galiba sadece üçüncü olabildik. Yani orada bir herkesin yol ettiği bir yer yani. Masar Fuat'la düşünsene MFÖ bile gitmiş oraya. Herkes yarışmaya katılmış. O da tam Türkçe şarkı değildi. Demin dediğiniz melez diye belki de o temsiliyet anlamında. İşte o ama nasıl olacak? Kitap şekerim, yani nasıl olacak? Türkçe kelimeler falan. İşte hep ya işte bu globalleşme hastalığı. Yani bu küreselleşme denilen lanet.
mesela sinemada da bunun çok güzel bir örneği var. Emi Kusturica diye bir adam var. Çok Balkan temalarıyla adam dünya sinemasında çok büyük bir yer edindi. Çingener zamanı. Evet işte ama sonra Amerika'ya gidip Hollywood'da Arizona Dream gibi bir film yaptı. Amerikan sineması için bir film yaptı ve hiç başarılı olmadı. Yani kendi dilini de reddeden ama bir Amerikan dili de getiremeyen, ortada aslında hiçbir şey konuşamayan bir film. Şimdi Kore sineması mesela çok önde yani değil mi? Hatta Amerikalılar Kore sinemasının falan versiyonlarını çekmiş. İhtiyar Delikanlı Kore filmi mi? Şimdi tabii belki evet, son yıllarda tabii. Güney Kore filmi. Güney Kore filmi. O filmin şimdi yeniden çekimini yapmışlar. Amerikanvari yorumunu yapmışlar. Evet. Şimdi Güney Kore'den adam sana bunu yaptırtırabiliyorsa müthiş bir şey yani, güzel bir şey. Yani, ama bir Türk sineması bildiğim kadarıyla Kelebeğin Rüyası herhalde. Oscar'a aday adayım olmuş. Hani biraz takip etmiyorum, bilmiyorum biraz. Ama. Ben en son aday olduğunu biliyorum. Ondan sonra ne yani oldu? Yani çok güzel bir gelişme öyle bir şeyse eğer. Aday olamadı. Aday olamadı. Şimdi Bir Zamanlar Anadolu'da filmi de güzel bir filmdi. Yani fakat ben bu sanatsal sinema işine pek ısınamıyorum açıkçası. Nuri Bilge'nin de sonuna kadar izlediğim tek filmi o benim. İtiraf edeyim bunu. Bir Zamanlar Anadolu'da. Elmanın Yuvarlanması mı? Ona ya, çok tatlılar. O kadar da kötü bakmıyorum aslında hadiseye. Bu bir tercih. Yani ben yani Tarkovski filmlerinden de pek yani izledim tabii. Bir fikrim olsun diye izledim ama dediğim gibi ben hani hikaye anlatan filmleri daha çok seviyorum. Yani bana bir söyleyecek bir sözü var mı? İşte o işin içinde değişik disiplinlerle şimdi edebiyat buna metinler arasılık diyoruz ama sinemada ne diyorlar bilmiyorum o teknik tabi. Hani görüntüler arasılık mı ne bilmiyorum ki yani. Hani öyle bir şey girince bu sefer yani diyorum lan zaten biz çok zor metinler okuyoruz. Hani bir de yani bir James Joyce okuyup o James Joyce'un filmini izlemek istemiyorum yani. Ya sinemaya bu kadar hakikatle ilgili anlamlar yükleme açıkçası evet, ben gereksiz yani buluyorum. Çok hakikatli yani elektrik kesilince ortadan yok olan bir sanattan bahsediyoruz yani. Tam elektrik kesilince hafız yok olmaz ortadan yani. Evet. Öyle bir şey var. Yani. Zaten tıpkı şiir matinleri devam ettiği gibi hafız okumaları da hafız falı bakmak gibi bir gelenekte devam evet, ediyor. Evet, değil mi? Açıyorsun şeyi, yani, divanı, oradan bir şey seçiyorsun. Sonra günlük şeyini veriyor, değil mi? Tabii. Durumunu hem veriyor. Günlük hem ileride belki olacak olaylara şiirle ilgili iç içe sokup bir şeyler anlatılıyor. Türkiye'nin türü nedir? Yani şöyle sorayım. Avrupa'yı bir türlü açıklamaya kalksak ben roman diye tabii. Açıklarım. Türkiye'yi hangi türlü açıklarız? Türkiye kesinlikle şiirdir. Şiirden başka bir şey açıklayamaz. Başka hiçbir şey açıklamıyor zaten. Ne müziktir, ne başka bir şeydir. Yani roman 60-70 yıllık bir şey bizde. Yani Cemal Süreya boşu boşuna demiyor. Türkiye'deki en ileri şey şiirdir. Evet. Hala öyledir. Yani. Hala da öyledir yani. Bir yerde Türkiye'nin sinir uçlarının birleştiği yerdir de diyebilir miyiz şiir için? Deriz ama evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Osmanlı'yı düşün. 700 yıllık, 600-700 mü neyse. Yani yüzyılları aşmış bir iktidar. Osmanlı'nın geriye ne kaldı? Camiler ve şiir. Yani Sultanahmet'siz, Süleymaniye'siz bir Osmanlı hayal bile edilemez. Ama Baki'siz, değil mi? Nedim'siz Osmanlı hayal edilemez. Çoğu Osmanlı padişahının yani, da şair olduğunu düşünürsek. Bir de o kısım var işin. Yani şimdi değil mi? Yani hani 30-40 tane Osmanlı padişahı olsa, bunun belki 3 katı sadrazam olsa, bu adamlar devirlerinden korkulan adamlardı. Ama onlardan geriye hiçbir şey kalmazken, o yani yüzyıllar aşan iktidardan geriye mimari ve şiir kalmış. Yani sanat kalmış. Dolayısıyla günümüzde de insanların bunu görmesi lazım. Yani ileriye kin, nefret ve siyasi çekişmeler kalmayacak. İleriye işte bugün konuştuğumuz isimler kalacak. Yani sözün böyle bir tarafı var. Cebimizdeki telefon bile 2 yıl sonra geçersiz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün Fuzuli, yani şimdi gidin Urfa'ya. İşte İran'da verdiğin örnekle alakalı bir şey. Git Urfa'ya, insanların Fuzuli'den gazeller söylediğini görürüz. İşte Kazancı Bedih mesela. Kazancı Bedih. En az 10 tane şarkısı var Fuzuli'den benim bildiğim. Ama yani. Boğaz Köprüsü'nü hangi başbakanın açtığını kimse bilmez. Ya unutmuş gitmişimdir yani. Çok da fazla önemli bir şey değildir yani. Bu son olarak programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tüm Nefesiler yeni kitabınız. Mustafa abi o da hayırlı olsun. Sağ ol. İtibar Dergisi'nin şimdi bir tarafta Furkan Çalışkan, bir tarafta Mustafa Akar var. Çok büyük şeref duydum sizleri ağırlamaktan. Eyvallah. İtibar Dergisi'nin projeleriyle ilgili, gelecekte kültür gündemi gibi buna benzer projeler hakkında birkaç tane de done almadan, ipucu almadan bırakmayalım sizi. Neler var mesela tezgahta? Valla Yazışları Müdürümüz burada. Yazışları Müdürümüz. Peki, Mustafa da çok iyi biliyor. Yani evet, kafamızda birkaç proje daha var, birkaç iş daha var. Ama çok olgunlaşmadığı için hani ileride olmaz, bizden yalancı durumda düşmeyelim ama aklımızda bir şeyler var.
farklı işler yapabiliriz. Yani itibara katılacak yeni isimler var. Biliyorsunuz itibar bir de her sene mizampajını, şeklini, görselliğini de değiştiriyor. İtibarın belki hani daha uluslararası boyutta bir versiyon olabilir mesela, bir ipucu olarak bir ihtimal. Ya bizde şeyler bitmiyor açıkçası, hani projeler 3-4 kişi bir yerde çay içiyorsak işte oradan bir proje ortaya çıkıyor. İşte her zaman yeterli enerji, zaman ve insan olmayabiliyor. Yani bunu, bu şartları sağladığımız zaman bunları hayata geçiriyoruz. Kültür gündeminde böyle bir şey aslında. Epeydir düşündüğümüz bir şeydi. Ancak hayata geçti. Editörümün kulağıma söylediği sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de nasıl İtibar Dergisi'ne dahil olabiliriz veya kültür gündemine? Ya ona bir açıklık getireyim. Bunu seninle de konuştuk kuliste. Benim de içimde yaradır. Hani hep de bunun mahcubiyetini taşıyorum. Şimdi İtibar Dergisi'ne çok fazla ürün gönderiliyor. Çok güzel bir teveccüh var. Fakat çok fazla. Yani biz bu maillere, bu dönüşlere yetişemiyoruz. İşte günde yüzlerce mail geliyor. Sadece birimiz bütün işi bu olsa dahi bir gün içerisinde maillerin hepsine cevap vermesine imkan yok. Yani bu cevaplar da hani kısa cevaplar değil. Çünkü metne bakmamız gerekiyor. Bazen tavsiyelerde bulunuyoruz, bazen eleştirilerde bulunuyoruz. Ve bunların hepsi ciddi zaman alan şeyler. O yüzden bize gönderdikleri maillere, ürünlere anında dönüş yapamayabiliriz. Yani bunun için gerçekten bir alınganlık göstermesinler. Yani mümkün mertebe dönmeye çalışıyoruz. Ama birazcık ısrarcı olmalarını tavsiye ederim. Sosyal medyada bize ulaşabiliyorlar. Kendilerini hatırlatsınlar. Yani bunu bir kenarda bunu söyleyeyim de içimden bir şeyi atmış olayım. Bir yükü üzerimden atmış olayım. Yani kültür gündemine de kültür gündeminin hemen içine girdiklerinde mailini görürler zaten. Yazılarını gönderebilirler. Kültür gündemi şiir yayınlamıyor. Yani bu zaten edebiyatın kadim meselesidir. Bir şey yazarsın ve onun bir yerde yayınlanmasını istersin. Yani paylaşmaktır esas olan. Ama her gönderen de gönderdiği ürünün biricik olduğunu düşünür. Onun biricik nesnesidir o. Dolayısıyla karşıdaki kişiden ya bu işte olmamış, daha biraz daha var sözünün gelmesi biraz o kişi için kırıcıdır. Biraz hepimiz o yollardan geçtik. Dolayısıyla sebat etmek, çalışmak, sabır göstermek böyle bir çağda zor. Çünkü şimdi adam mesela elini alıyor kamerayı, dışarıya çıkıyor, tak diye kısa film çekiyor. İşte 3 günde montajını yapsa aslında bir eser. Ama şiir yazabilmek için, roman yazabilmek için, yani edebiyatın herhangi bir alanında pişmek esas olan. O da zaman alıyor. Dolayısıyla sabır, yani başka diyebileceğimiz bir şey yok. Ama Furkan'ın dediği gibi itibarın yani bu bütün sayılarını önlerine koyduğunda insanlar zaten bir sürü genç ismin de orada yer aldığını görecekler. Bir de şöyle bir şey var. Yani iyi bir ürün varsa ortada onu biz bir şekilde görürüz zaten. Yani sen yani iyi bir şey yazdın da bunu itibar yayınlamadıysa o bizim hatamız. Yani edebiyatta torpil olmaz. Yani iyi bir şeyse mutlaka görülür. Öyle zannediyor olabilir ama itibarda işte 15'e yakın isim vardır. İlk defa orada yazmaya başlayan çok genç isimler. Bunlar hep posta kutusundan gelmiştir bize. İtibarın posta kutusundan çıkmıştır. Yani edebiyatta torpil, arkadaşlık, bunlar kimseyi öne çıkartmaz. Yani iyi semetin bir şekilde o görülür ve hak ettiği yeri bulur zaten. Herkesin bu konuda içi rahat olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. İtibar Dergisi'ne nasıl ulaşabiliriz? Geri dönüş olmuyor diye gelen şikayetlerinizi de ilettim arkadaşlar. Furkan Çalışkan, Mustafa Akar Twitter hesapları mevcut. Kendilerini sürekli rahatsız edebilirsiniz Twitter'dan. Bunu da buradan söyleyelim. Gelecek hafta başka konularla, başka konuklarla görüşünceye dek bugün çok şiir konuştuk, şiirden konuştuk. Şiir dolu günler diliyorum.